Şöyle bir düşündüm arkadaşlar, yüz küsür videodur. Ben burada ne anlatmaya çalışıyorum, ne kadar doğru anlaşılıyorum? Şunu anlatıyorum arkadaşlar ee, ve şu soruyu alınca acaba diyorum ne kadar anlatabiliyorum? Sizden çok gelen sorulardan bir tanesi şu: Tülay Hanım sizi dinledim, eşimin narsist olduğuna karar verdim. Acaba eşim düzelir mi? Bir umut var mı? İşte eşim düzelir mi? Annem düzelir mi? O düzelir mi? Bu düzelir mi? Ya da yine hala geçen gün soru-cevap yaptım Instagram'da en çok sorulan soru şu: Yani nasıl düzeltebilirim? Yani annemi nasıl düzelt? Ha şu soru hoşuma gidiyor. Annemle ilişkimi nasıl düzeltebilirim? Kocamla ilişkimi nasıl düzelt? Ama eşimi nasıl düzeltebilirim sorusunu hala alıyorsam ben dedim ki bir yerlerde yanlış şey yapıyoruz. Ve bu videolarda arkadaşlar benim amacım her zaman yapıcı olmak. Yıkıcı değil. Hani birisi bu videoyu izleyip de ilişkisini bitirmeye kalksın asla istemem. Çünkü doğru yöntem o değil. Ya da bu videoyu izleyip benim videolarımdan birini izleyip boşanmaya kalkmasın hiç kimse. Bu beni üzer, çok üzer. Eğer öyle şeyler oluyorsa. Olmasın. Benim amacım ilişkileri daha iyi hale getirmek. Sizi daha mutlu, ilişkinizi daha iyi hale getirmek. Bakın. Siz daha mutlu olacaksınız bir taraftan, bir taraftan ilişkiniz daha iyi olacak. Ama bir de öteki var, diğeri var. Karşımıza ilişki kurduğumuz kişi var. Ne olur ona kafayı takmayın. Ona kafayı takmayın ve sürekli ondan şikayet etmeyin. Kocanız, sevgiliniz, erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız, her kimse o kişi. Eee... Yine yüz küsür videodur arkadaşlar anlatmaya çalıştığım e, bir şeyi şöyle bir örnekle anlatmak istiyorum. Şimdi bizim bir köy evimiz var. E, Instagram'dan takip edenler bilirler. E, Olimpos'ta yazır kumluca'ya bağlı. Orada bir tavuk falan besliyoruz. Şimdi e, tavukları bir kümese kapalılar ama bazen de açıyoruz dolaşsınlar diye hani şöyle börtü böcek yesinler hem canlı gezsinler diye işte. Ondan sonra fakat şöyle bir risk var tavukları açtığımız zaman. Şahin var. Şahin kuş yırtıcı atmaca şahin. Geliyor Alıyor ve götürüyor. Yani tavuklarımızı yiyor. Hatta bize şöyle takılıyorlar. Ya siz e, şahin mi besliyorsunuz, tavuk mu besliyorsunuz? Yani bir sene 60 tane tavuğumuz gitti mesela böyle. 60 tane. Gerçek 60 tane şahin aldı götürdü. Tilkinin yediklerini saymıyorum bile. Tilkilerin alıp götürdüğü. En son 4 tane ördeğimiz gitti falan. E, ormanda yaşamanın böyle şeyleri var. Köylü şöyle bir çözüm bulmuş. Yani biz biraz dışarıdan gitmeyiz oraya. Hani yerel halk şöyle yapıyor. E, çık şahin geçiyor nöbet tutuyor. vuruyor şeyi. Şahini vuruyor indiriyor. Şahin'i buraya indiriyor. Sonra neyse bir bakıyorsunuz bir ara Şahin yok. Tavuklar rahat rahat dolaşıyor falan. Ama sonra bir bakıyoruz acemi Şahinler uçuyor. Devlet doğal yaşamı desteklemek için yeni Şahinler salıyor bölgeye. Çünkü Şahin zararlı bir hayvan değil. Şahin benim tavuğumu yiyor diye ben Şahin'e kötü diyebilir miyim? Şahin doğada fareyi de yiyor, yılanı da yiyor. Yani benim için aslında faydalı. Benim ne yapmam lazım? Şahin'i vurmak çözüm mü? Yani asla yani böyle bir çözüm olamaz. Yani demek istediğim şey şu şimdi niye anlatıyorum Şahin'e tavuğu şunu bunu. Ee, korumak arkadaşlar ben tavuğu korumalıyım. Tavuğu korumak için arkadaş tavuğumu salıyorsan başını bekleyeceğim. Şahin mi geliyor? Yapacağım Şahin'i göndereceğim. Alkışla kaçıracağım yani tüfek sıkmayacağım. Ya da güzel sağlam bir kümes yapacağım. Tilki de giremeyecek işte Şahin de alamayacak ona göre önlem alacağım. Biz ne yapıyoruz? Sanki ben bilinmeyen bir şey söylüyormuşum gibi. Aha da Şahin. E Şahin Şahin alıp köpçe şey yapıp yani ben size insanların zarar verme potansiyellerini anlatıyorum. Bak bu buradan gelebilir. Kocan bunu yapıyor olabilir. İş yerinde şunu uğrayabilirsin. Dikkat et. Çünkü sen dikkat etsen de etmesen de farkına varsan da varmasan da senden bir şeyler gidiyor. Bazen biz e, amatörlük zamanlarımızda anlamıyorduk. Ne zaman ki tavukları soyuyoruz, soyamıyoruz, sayıyoruz o zaman anlıyoruz. Aa, burada 30 tavuk olacaktı, 28 tane. İkisi gitmiş. İşte böyle oluyor bazen. Bizden bir şeyler gidiyor, gidiyor, gidiyor. Hastalanıyoruz, sağlığımızı kaybediyoruz, depresyona giriyoruz, işimizi kaybediyoruz. Bizden bir şeyler gitmiş, en son fark ediyoruz. Bir şeyler açığa çıktığı zaman. O yüzden diyorum ki, hani iş işten geçmeden önce fark edin diye anlatıyorum. Şahin'e vurun diye anlatmıyorum. Kocanızı boşayın, sevgilinizden ayrılın, annenizle küsün diye anlatmıyorum ben bunları. Ben bunları anlatıyorum e, ee, insanların, iyi insanların da bize zarar verebileceğini, bizi seven insanların da bize zarar verebileceğini. Mesela ben Şahin çok severim. Hayranım yani böyle yakında hele bir kere bir gün e, babamla duruyoruz böyle sohbet ediyoruz. Aramızdan şöyle geçti pike yaparak. Böyle piu diye bir sesle ya mükemmel bir hayvan. Çok seviyorum. Ama benim tavuğuma zarar veriyor. Aslında benim rakibim bir anlamda da. Niye? Çünkü İlkan hayatta benim yemeğimi yiyor. Yani benim yemeğimi yiyor. O yerse ben yemem. Bu kadar basit. Yani insanları da arkadaşlar iyiler ve kötüler olarak değerlendirmeden herkes size zarar verebilir. Ama size zarar veren insanı tekrar söylüyorum şahini, kölünü şahini vurduğu gibi vurmak bir çare değil insanlardan nasıl zarar geldiğini anlamak ve nasıl ben tavuk sayımı 30 tavuğum var sabit tutmaya çalışıyorum, arttırmaya çalışıyorum. Siz de sizin kaynaklarınızı mesela kimisi paranızı sömürmeye çalışır. Kimisi zamanınızı sömürmeye çalışır. Ve bunu başka başka yollarla yapar ki bir önceki videoda anlattım ben bunu. Farklı farklı yollarla psikolojik baskı uygulayarak bizden bir şeyler almaya çalışabilir insanlar. Narsistik eğilimler olabilir ama söylüyorum en narsist insan bile gözüne kestirdiğine yapar. Dişime göre mi der? Bakar. Dişime göre mi der? Öyle değil mi? Şahin de gelip kocaman horozu hiçbir zaman almıyor. Nerede bir piliç var onu alıyor götürüyor. Kimi gözüne kestirirse aslan da değil mi? Ceylan suresinde en zayıf en zayıf halkayı alıyor götürüyor. Bu noktada eğer yani şöyle sorular sormayın arkadaşlar. Kocaman şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum düzelir mi? O düzelmiş düzelmemiş hiçbir önemi yok ki. Ee, kocanızı doktor doktor dolaştırıyorsunuz. Ona randevu almaya çalışıyorsunuz. İşte sevgilinizi diyorsunuz ki ya sen benim sevgilimle konuşur musun falan. Arkadaşınızı bir araya sokuyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz. Düzelir mi düzelmez mi? Bu sınav sizin sınavınız arkadaşlar. Çok kıymetli kardeşlerim. Bu sınav sevgilinizin sınavı değil. Erkek arkadaşınızın, kocanızın sınavı değil. Sizin sınavınız. Siz güçleneceksiniz. Siz kendinizi koruyacaksınız. Size zarar verebilir, onu yapabilir. 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 Düzelir mi? Bilemem. Şahin tavuk yer mi? Bilemem. Belki toktur yemez. Belki komşunun tavuğunu yedi az önce benimki ne es geçti bilemem. İnsanız. Her insanın içinde narsistik eğilimler vardır. İnsanlar narsistler ve olmayan. Bakın o çok ağır anlamda narsistler o düşündüğünüz kadar çok değil. Hepimizin içinde narsistik eğilimler var. Hepimiz kolaya kaçabiliriz. Hepimiz fırsatını bulursak birini sömürebiliriz. İzin vermeyeceksiniz. İnsanlar şanslarını denerler. Bizim Şahin de dönüyor dönüyor şansını dönüyor. Ben orada oturuyorum akşama kadar. Akşam azında tavukları kapatıyorum. Eli boş dönüyor. Şansını dener. İnsanlar da dener. Erkekler de dener. Kadınlar da dener. Ama biz bunu koruyabiliriz. Ee, benden bir şey gidiyor mu? Benden bir şey eksiliyor mu? Bu insan beni yoruyor mu? Ben sadece kendi üzerinizde düşünün istiyorum arkadaşlar. İlişkilerinizde değil. Ben sizinle konuşuyorum. İlişkileriniz değil. Karşı taraf değil. Bana ne? Ve sormayın. Ne olacak bu adam? Bu ne olur? Bu iyileşir mi? Düzelir mi? Sen, sen, sen önemlisin. Sen değerlisin. Sen iyileşir misin? Sen düzelir misin? Kendine bunu sor. Sen kendini koruyamıyor musun? koruyabiliyor musun? Senden ne çaldıklarını fark edebiliyor musun? Ama bu şu demek değil. Öfkelenip karşı tarafa. Sen bana bunu çalıyor musun? Bak videoda da söylüyor falan. Yapmayın. Böyle bir yakalama şekli yok arkadaşlar. Bunu anlatmak istedim. Ee, böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.